Arkadaşlar, yeni aracım 2011 model Sanken Kayran 4x4. Şimdi hemen bu araçla ilgili ilk izlenimlerimi paylaşmak için bir video çekmek istedim. Aracı alalı yaklaşık 4 gün oldu. 112.000 km'de aldım aracımı ilk sahibinden, Denizli'den alıp geldim. Almadan önce çok yorumlar okudum bu araçla ilgili. Olumsuz yorum özellikle çok fazlaydı. Yok şöyle olur, yok böyle olur gibisinden. Ama gözümü kararttım, araştırdım ve aldım aracı. Öncelikli olarak ilk izlenimi Denizli'den gelirken gayet konforlu bir araç olduğunu. Hep aklımdaki şu soru vardı aklımda. Bu araç hantal hantal diye bahsediliyor. Acaba gerçekten bu kadar hantal mı diye korkarak aldım işin aslında. Ama araca bindiğimde, aracı sürdüğümde bu söylenenler gibi olmadığının farkına vardım. Gerçekten araç kilosuna, bulundurduğu motora göre gayet atak bir araç. 2000 motor, dizel, 310 tork. Olmasına rağmen bakın gaza bastım mı, yani bu arabanın neresi için hantal diyorlar, onu gerçekten anlamak mümkün değil. Rahatsız olduğum ikinci bir konu, arabanın salınımı çok fazla. Yani araba böyle zıplıyor gibi en ufak şeyde. Nasıl diyeyim, şu anda sürdüğümüz yol parke, parkedeki engebelerde yolun bozukluğunda böyle zıplıyor. Öncelikli olarak lastiği değiştirdim. Kompetus AT2 taktım. Lastik havalarını lastikçi 35 yaptıydı, onu 30'a indirdim ön arka. Arkalar 32, önler 30. Gene de o zıplama azaldı ama böyle istediğim konfora gelmedi. Gittim ustaya sordum, usta bu arabada anormal bir şey var mı diye bir kontrol ettirdim. Usta dedi ki gayet doğal. Bunun sebebi dedi, senin aracın 18 inç çanta sahip olması dedi. 18 inç çanta sahip olduğu için dedi böyle zıplamaları yapar dedi. Ama tabii bu sertliğin bize avantajı ne? Yol tutuşu olarak geri dönüyor bu. Yani yumuşaklık virajlarda biraz daha arabayı yatırıyor. Sert olması virajlarda daha güzel aracın yol tutmasını sağlıyor. Aracın zaten donanım olarak full, gerçekten fiyatına göre bu araç gerçekten full ya. Bu fiyat aralığında, benim fiyat aralığım 55-65 bin TL aralığıydı. Elediğimde kilometre sınırını işte 150 bin civarları koydum. Elediğim zaman çıkan araçlar Captiva, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, ama tabi bunların modelleri, Toyota RAV4'ler 2001-2002 model civarlarında. Nissan X-Trail'ler de desen keza öyle. Başka çıkan araç ne vardı? Daihatsu Terios'lar var ama tabi onlarla bu kategori olarak çok farklı. O 1.3 motor, bu 2000 motor. Zaten bu aracın sınıfında, yani büyüklük olarak yaklaşabilecek tek araç Captiva. Captiva'da bundan önceki aracım da Captiva'ydı benim. 7 koltuklu 2008 model Hightime versiyonuydu. Yani o da en full olanıydı. Yani şimdi direkt onunla kıyaslamaya girdim. Onunla kıyasladığımda sürüşte özellikle. Bunun ataklığıyla onun ataklığı hemen hemen aynı. Captiva 150 beygir. Bundan biraz daha az kiloya sahip. Ama bu arabanın bagajı devasa. Çok. İkinci rahatsız olduğum konu iç trimlerdeki gelen sesler. Bakın bir şeyler tıkır tıkır yapıyor. Bunun sebebi de tabi arabanın sertliğine ve bizim yolun bozukluğuna bağlı. Parke yol, engebeli böyle. Ondan dolayı tıkırtıyı çok alıyor ama asfaltta gittiğiniz zaman gerçekten hiç ses almıyor içeriye. Hiç ses yok. Yani ilk şaşırdığım noktalardan bir tanesi de oydu. Arabanın dizel olduğunu sadece
yazıya da yazmıştım. Araba ışıklarda dururken dizel olduğu aklınıza geliyor ve böyle gaza yüklendiğinizde o 310 Nm torku hissettiğiniz zaman dizel olduğunu anlıyorsunuz aracın. Onun dışında dizel olduğunu anlamanız zor. Otomatik ve triptonik özelliği var. Yani F1 şanzıman gibi kullanılabiliyor. Manuel alıyorsunuz direksiyon üzerinden ya da vites kolunun yanında bir düğme gibi bir şey var. Onu ileri geri yaptığınız zaman vitesi manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Zaten direksiyonun üzeri tuşlarla dolu. İşte radyo kontrol tuşlarıyla dolu. Hız sabitlemesi, ön, yan, hava yastıkları, perde hava yastıkları, yağmur sensörü, far sensörü, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, geri koltuklar, sunroof, ABS, yokuş iniş destek sistemi, 4x4H ve 4x4L modu. Yani daha ne sayayım, daha ne olsun bu araçta? 62.500 liraya aldım aracı. İşte noterde 350 lira bir masrafım oldu, plaka değiştirmedim. Yani 63.200 gibi maliyeti var aracın. Yani bu fiyatlara alınabilecek bu donanımda, bu genişlikte ve 4x4 özellikte ender araçlardan bir tanesi. Ama tabii herkesin aklında bir korku var bu. Sanyong acaba Çin mi? Parçası elimde kalır mı? Çok yakar mı? Şöyle olur mu, böyle olur mu? Tabii benim de aklımda var bu sorular. Ama araştırdım, İnceledim, yurt dışı forumlara baktım. Ve Denizli'den gelirken Çameli üzerinden geldim. Yaklaşık 200 kilometrelik yol yaptım. Virajlı, yokuşlu yollar, bilen bilir oraları. Geldiğimde yaptığım ilk iş depoyu doldurmaktı. Acaba ne kadar yaktı? Ne kadar yaktı? Beni şaşırttı yani. Depoyu fullledim, şele girdim. Orada da doldurmuştum. Kilometreyi sıfırladım. Burada da geldim, doldurdum. Hesapladım. 6.74'tü mazotun litresi. 0.42 kuruş kilometrede yapmış olduğum mazot. Yani gerçekten şaşırtıcı benim için. Hele bu arabayı almadan önce okuduğum yorumlarda, yorumlara bakarsam zaten çok şok oldum ya bu rakam. Yani olumlu yönden şok oldum çünkü çok az geldi. 42 kuruş. Benim Türk bir aracım var. Eşimin kullandığı 1.6 Toyota Corolla. Onun da yaktığı 38 kuruş. Aynı yolda. 4 kuruş kilometrede fark. Onun, o araba 1.6 motor. Önden çekiş daha hafif. Bu araç 2000 motor dizel, 2 tona yakın ağırlığı var. Tabii şehir içinde yakar diye düşünüyorum. Yani bir kere 10-11 litreyi gözden çıkaracağız şehir içinde. Kullanıma bağlı olarak tabii o da yakacak illaki. Evet, şehir içi trafiğine giriyorum. Zaten bu aracın ataklığını ilk anladığım yer Denizli'de şehir içi trafiği olmuştu. Yani böyle aralardan geçerken, gerçi 1-2 saniye gecikmeli geliyor gaz tepkimesi. Bu da araca alışmakla alakalı. Bunu bilerek gaza tepki verirseniz, yani gaza basarsanız, yani 1-2 saniye geç geleceğini düşünerek 1-2 saniye önceden basarsanız tam idealinde oluyor. Bu da arabayı kullanmayla alakalı, yani kullanıp alışmakla alakalı. Yoksa araba çekmiyor, gitmiyor gibi söylemlere kesinlikle karşıyım. Yani alana kadar ben de düşünüyordum acaba. Ama aldıktan sonra bir kalemde sildim attım bu söylemleri. Yok çekmiyor, yok gitmiyor, yok bilmem ne. Özellikle çekiş konusundaki şeyleri attım. Arabanın çekişi çok güzel. Frenlemesi keza öyle. Donanım deseniz zaten full. Her şey var arabada. Gazı verdiniz mi? Uzayıp gidiyor. Bu konuda rahat olun alacak arkadaşlar.
Bakın şimdi dizel sesini şimdi duyuyoruz. Rölantide dururken araba. Onun dışında dizel sesini duymanız zor. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar olsun. Tabii bunun videoların devamı gelecek çünkü çok araştırarak, çok isteyerek aldım bu aracı. Ve diğer araçlarımda olduğu gibi bu araçla ilgili yaşadığım olumlu, olumsuz her şeyi videolarda paylaşmayı düşünüyorum.